İnsan ve sosyal odaklı projeler geliştirdiklerini belirten Başkan Çolak Bayraktar, özellikle Kocasinan Gönüllüsü projesiyle devletin şefkat elini vatandaşlara doğrudan yansıtılarak yardımseverlik, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygusunun daha çok pekiştirilmesine katkı sağladıklarını ifade etti. Sosyal market kısmında ise çeşitli kriterlere göre belirlenen vatandaşların giysi ihtiyaçlarının karşılandığını belirten Başkan Çolak Bayraktar, ilçe sakinleri Dost Eli diye adlandırdığımız karta yüklenen puanlarla sosyal marketten ihtiyaçları doğrultusunda istedikleri ürünleri seçerek alabiliyorlar dedi. Kocasinan olarak yapmış olduğumuz projelerden bir tanesi de Kocasinan Gönüllüsü. Kocasinan Gönüllüsü ile bölgemizdeki ihtiyaç sahipleri, ailelere ulaşmaya çalışıyoruz. Bu gerek gıda yardımı olsun, gerek ihtiyaç duyulduğu anda tekstil ürünleriyle ilgili kıyafet ve diğer yardımlarla ilgili olsun. Ama bunlardan bir tanesi var ki özellikle ikinci elle ilgili yapmış olduğumuz çalışma. İkinci elde ihtiyaç olmaktan çıkmış bazı ürünlerimizin ihtiyaç olan ailelere buluşturulması, veren el ile aranan el arasında bir köprü oluşturuyoruz. İnşallah bu projemiz devam etmekte, daha güzel bir şekilde de devam edecek. Her geçen gün bize olan katılım artıyor. Bu noktada Kocasinan bölgesindeki bütün ihtiyaç sahibi ailelere ulaşıncaya kadar da bu projemizi devam ettireceğiz. Ben şimdiden katkı koyan herkese teşekkür ediyorum. Başkan Çolak Bayraktar sosyal projelerle gönül belediyeciliği uygulamasını en iyi şekilde yerine getirdiklerini sözlerine ekledi.